Herkese merhaba. Denemeli alışveriş videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sadece tek bir mağaza gezeceğiz, o da H&M. Hem kadın ürünleri tabii ki vazgeçilmezimiz, hem de erkek ürünlerini gösterdik. Çok uzatmak da istemiyorum ama şöyle sonuna bir göz gezdirirseniz, çünkü önemli açıklamalarım var. Hemen videoya geçebiliriz o zaman. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden keyifli izlemeler. Şöyle bir ürün bulduk bu arada. Çoğu ürün hala var burada daha önceki videolarımızdan. Böyle çok güzel bir mor. Bu alttan büzgülü geliyor. Zaten bu modeller bu arada çok var. İsterseniz bunu açarak da kullanabiliyorsunuz. Veya böyle büzgülü bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Rengi çok tatlı bir mor. Fiyatı 120 lira. Şöyle uzaktan da göstereyim istiyorum. Önünü biraz daha böyle büzgülü çekebiliyorsunuz. Uzaktan da duruşu bu şekilde. Kumaşı bayağı yumuşak bu arada. Örgü bir kumaş. Böyle yakından da rengini iyice görebilirsiniz. Arkası bu şekilde geliyor. Şöyle çapraz ip detaylı geliyor. Bu arada likralı bir ürün. Biz elimizden böyle genişletiyoruz ki daha çok anlayın diye. Bayağı sırt detayı var bu arada. Boyu çok kısa. Şöyle görebilirsiniz. Boyu aşırı kısa. Ama bu şu an zaten gördüğünüz ilk small. Rengi çok tatlı. Çok güzel bir simli elbise. Uzaktan boyunu görebilirsiniz. Bayağı kısa bir ürün. Fiyatına bakıyorum. Fiyatı 60 liraymış. Yani ben daha pahalı sanıyordum. Uygun. Hı-hı. Bence bakılabilir. Böyle ince kumaşlı bir ürün var bu arada. Bu da güzel bir sweat aslında. Tabii böyle parlak, siyah, bayağı parıl parıl bir ürün. Uzaktan şöyle detaylıca göstereyim. Crop değil, çok kısa bir ürün de değil. Fiyatı 80 lira bu arada. Kumaşı gayet ince. Yani buradan da görebilirsiniz. Birazcık iç belli edebilir. Ama güzel bir şekilde kombinlenebilir. Bir de şöyle bir elbise var. Bunun da fiyatı 60 lira. Bu da kısa bir ürün. Şuradan şöyle transparan bir şekilde geliyor. 60 lira gayet iyi. Şöyle ipli bir şekilde bu da. Gayet güzel bir ürün. Buna da bakabilirsiniz. Bir de şöyle kadife bir elbise var. Bu biraz daha oversize, bol bir ürün. Yakından iyice görebilirsiniz. Bayağı kadife bu arada. Siyah. Fiyatına bakıyorum. Fiyatı 120 lira. Uzaktan şöyle göstermek istiyorum. Bir de şöyle arkasını döndürmek istiyorum. Güzel bir ürün yani. Üstte oversize durur. Bol bir şekilde durabilir. Butilerle, uzun çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Güzel bir parça. Şöyle çok tatlı bir bluz bulduk aslında. Ön detayı böyle yarım balıkçı boğaz geliyor. Mor bir parlaklığı var zaten. Mor ve üzeri simli. Kolları gayet iyi. Uzun bir şekilde geliyor. Arkasını göstereceğim. Arkası çok güzel. Şöyle bir detayı var. Çok bayıldım yani bu arka detayına, gerçekten çok aşırı derece sevdim. Fiyatı 80 lira. Yine şöyle zaten düğme detayları var. Buradan bağlayabilirsiniz. Güzel, hoş bir ürün bu da. Crop bir ürün geliyor zaten. Yarım belinizde burada kalabilir. Güzel parçalarla da kombinlenebilir. Şöyle aşırı güzel örme bir kazak bulduk. Rengi çok tatlı zaten ve yumuşacık. Yakından da görebilirsiniz desenlerini, detaylarını. Böyle örgü detaylı olduğu için birazcık iç gösterebilir. Yani bu kısımlar gösterir. Biraz daha boşluklu geliyor. Önünde de şöyle bir detayı var. Çok güzel bir örme kazak bu arada. Hissiyatı çok güzel. Arkadan düz bir şekilde geliyor. Şöyle görebilirsiniz. Fiyatı 150 lira. Ben H&M'in kazaklarını gayet beğeniyorum. Çok kaliteli. Çekme yapmıyor yani yıkasan da. Şu an üstündeki bile zaten H&M'in ürünü. Çok beğendim. Buna da bakabilirsiniz. Şöyle çok tatlı, transparan aslında bir gömlek. Görmüşken farklı bir şey göstermek istedim. Fiyatı 80 lira. Kolları büzgülü bir şekilde geliyor. Bayağı transparan bu arada. Çok güzel bir lila rengi var. Arkadan da düğme detayı var. Böyle bir detaylı gömlek. Ben şu ürünlere bayılıyorum. Yani şu detaya ve böyle peluş ürünleri çok seviyorum. Böyle alttan büzebiliyorsunuz iyice. Şöyle bir detayı var. Beni çok rahatsız etmiyor. Normalde yazılı sevmiyorum ama güzel bir ürün. Şu detayını zaten aşırı aşırı seviyorum. Fiyatı 150 lira. Uzaktan da görebilirsiniz. Kolları böyle geliyor. Şöyle. Arkası da yine düz bir şekilde geliyor. Güzel böyle balıkçı yaka bir kolar aslında. Hoş bu. Bunu da göz gezdirebilirsiniz. Yaka detayı, rengi, yumuşaklığı harika. Aşırı güzel. Rengini iyice yakından görebilirsiniz. Desenleri de zaten bu şekilde geliyor. Kolları da düzgülü bir şekilde geliyor. Aşırı yumuşak. Yani şu kumaşı size tarif edemem.
Bir öncekileri yumuşak dediğim için üzgünüm. Bu aşırı aşırı yumuşak bir ürün. Çok tatlı. Hiçbir şekilde kaşındırma yapmaz. Fiyatı 130 lira. Ya buna kesinlikle bakmalısınız ya. Yani tap parçam diyebilirim. Ben böyle kışın gerçekten kazaklarda V yaka olayını çok seviyorum. Bunun fiyatı da 120 lira. Kumaşı çok güzel. Ya kaşındırır mı emin değilim. Şu an öyle bir hissiyatı yok gibi ama belki üstte kaşındırma yapabilir. Ama ben dediğim gibi hem böyle önü ve arkası V gelen modelleri çok beğeniyorum. Rengi zaten kış rengi. Yani her renkle kombinleyebilirsiniz. Pantolon, etek çok güzel kombinlenir. Önü böyle. Arkası da bu şekilde geliyor. 120 lira. Böyle de bir ürün. Az önce böyle bir mor bir kazak göstermiştik ya. Bir de kremi varmış. Yakından hani rengine bakmak isterseniz diye gösteriyorum. Bir de şöyle şurada da yeşil rengi var. Bu da çok tatlı yani. Çok güzel bir neon yeşili. Bu da gayet güzel kombinlenebilir. Yakından da iyice rengini görebilirsiniz. Bir de yine az önceki polara da benziyor. Bunu da çok beğendim. Yine şu yaka detayı ve böyle alttan büzebiliyor olmanız da gayet güzel. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kolları yine bu şekilde geliyor. Büzgülü bir şekilde. Ben bunu da seviyorum. Hoş bir görüntü oluyor. Arkası düz zaten. Bu daha düz inen bir kumaş ama alttan da büzerseniz yine aynı kumaşa denk geliyor. Fiyatı 120 lira bunun da fiyatı. Şöyle çok tatlı bir ürün bulduk. Yani ben çok beğendim. Fiyatı 250 lira gayet uygun. Burada bazı montlar zaten çok uygun fiyata denk geliyor. Geçenki videoda da uyguna vardı. Böyle iki tane cep detayı var. Bayağı geniş bu arada cep detayları. Yine şöyle elimde uzaktan göstereyim. Rengi zaten çok güzel. Tam kışlık. İçi astarlı bir şekilde geliyor. Arkasını da göstereyim. Arkası düz bir şekilde iniyor. Yakası da zaten matkalı bir şekilde geliyor. 250 lira gayet uygun bence. Daha önce böyle bir model gösterdik ama hem burada göstermek istedim. Buranın ürünlerine güvendiğim için. Çok güzel bir gri ve içi böyle yünlü bir şekilde geliyor. Fiyatına bakacağım. Hem fiyat karşılaşması da yapılıyor. 100 mü? Hı hı. Fiyatı 100 lira. Hani diğer ürünlerle de karşılaştırılabilir fiyatları. Böyle kolları vatkalı bir şekilde geliyor. Bu tarz sevenler için. Kol da böyle yine büzgülü bir şekilde geliyor. Beli de gayet büzgülü. Rengi de gayet güzel bir gri. Arkası da zaten bu şekilde. Kırık beyaz var. Bunu da göstermek istiyorum. Hani en azından farklı bir renkte aklınıza yer etmiş olur. Beyazı da zaten bu şekilde. Tam beyaz da değil ama kırık beyaz. Yakası şöyle ürünler bu aralar çok moda. Bir de böyle bir ürün gördük. Zaten ilk burada görmüştük sanırım böyle modelleri de. Yumuşacık bir kazak. Ama bir tık ince. Likralı böyle birazcık genişleyebiliyor. Fiyatı 150 lira olması gerekiyor. Bakacağım. 140 liraymış fiyatı. Güzel bir beyaz. Beğendim yani bunu da. Üstündeki şu desenlerin çok hoşuma gitti. Böyle minik minik taşları var. Biraz daha krem rengi geliyor. Taş detaylarını da böyle göstereyim. Yakası bu şekilde geliyor. Birazcık balıkçı yakaya kaçıyor. Fiyatı 140 lira. Uzaktan da şu şekilde görebilirsiniz. Kollarını göstereyim. Kolları da bu şekilde. Arkası zaten bu şekilde geliyor. Şimdi erkek reyonuna geldik. Biz şunu çok beğendik ilk girişte. İndirimde şu an fiyatı 70 liraya. İçi bu arada full yünlü ve burası da böyle yün bir şekilde geliyor. Şöyle yakından gösterebilirim. Arkası da zaten bu şekilde aynı düz geliyor. Buna bence göz atın ya. Biz bunu beğendik yani. Güzel bir sivit. Kızlar da giyebilir. Yani bizim hemen dikkatimizi çekti. Bir de erkeklere özel şöyle balıkçı yaka kazak bulduk. Ama bunlar bir tık ince bir ürün ve fiyatları 180 lira. Yani aslında kumaşı çok güzel. Renkleri de mevcut. Şöyle farklı renklerinde bakabilirsiniz. Ama fiyat olarak yani daha uygun da bulunabilir. Ama sorun değil. Ben alırım derseniz şöyle gösterebilirim. Bisiklet yaka alırım derseniz de böyle birkaç ürün göstereceğim. Fiyatı 150 lira. Yakından boynun detayı ve rengini şöyle görebilirsiniz. Şöyle farklı renkleri de var. Hani buradan da renk detaylarına bakabilirsiniz. Bunlar zaten çok kışlık renkler. Bunlar da güzel yani. Kombinlenirse güzel şeyler olabilir. Yaka bir örgü model. Bunun fiyatı 180 lira. Verilir mi? Verilir. Çünkü örgünün kumaşı çok güzel. Yani şöyle yakından da görebilirsiniz detaylarına. Kalın ve güzel bir ürün. Bir de bunun kahverengisi var. Kahverengisi bu renkte. Çok uzaktan gösteriyorum. Böyle bu rengi var. Farklı bir rengi var. Yani siyah değil, gri değil. Parlak, güzel bir rengi var ama. Buna da göz atabilirsiniz. Arkası da düz geliyor zaten. Şöyle 250 liraya güzel bir aslında kaban bu.
yakından böyle gösterebilirim kumaşının detayları. Bayağı yumuşak bu arada. Arkada şöyle siyah rengi var. Onu da şöyle gösterebiliriz. Gösteremedik. Şöyle siyah da bu şekilde geliyor. Yani bu da güzel, hoş bir ürün. Bir kahvesi, bir siyahı var. Şöyle detaylı görebilirsiniz. Ya bir de şöyle bir ürün bulduk ama bunun fiyatı yazmıyor. Muhtemelen daha önce hediye olarak gitmiş. Fiyatını yırtmışlar. İki tane şöyle cep detayı var, gri desenli zaten. Kolları düz bir şekilde iniyor. Cebinin detayı güzel bu arada. Hani çok şey değil. Düz bir şekilde geliyor. Ama böyle buna da bakabilirsiniz. Uzaktan da iyice göstereyim. Kısa da zaten bu şekilde geliyor. Aynı böyle cebindeki detay gibi. Güzel bir ince kumaş şeklinde geliyor. Astarlı olmaması da güzel bence. Fiyatına da siz internetten bakarsınız. Çünkü yazmıyor. Son olarak şöyle ceket gömlek tarzı bir şey bulduk. Koyu bir krem bu. Yani rengini göstermeye çalışıyorum ama çok belli olmuyor. Fiyatı 200 lira. Zaten şurada fermuar detayı var. Cep detayları var. Çok güzel. İçi de aynı şekilde dışı gibi geliyor. Yani çok ince bir kumaş. Kot kumaşı gibi düşünebilirsiniz bunu. Güzel. Arkası da zaten bu şekilde. Düz iniyor. Uzun bir ürün. Aslında kızlar da bunu güzel bir şekilde kombi yapabilir. Beğendim. Güzel bu da. Evet, şimdi H&M turumuz bitti. Aslında neden bu sefer tek bir video halinde çıkardık bu denemeli alışverişi? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu koronadan dolayı hem video üretmek aslında benim için çok zor oluyor. Ve iki mağaza çekmek de benim için zor oluyor. Bu sebeple biz artık böyle denemeli alışveriş videolarımızı bir mağazaya indirmeye karar verdik. Yani karar verdim. Artık zaten mağazalarda da kabinler kapalı. Hiçbir şekilde deneme yok. Yani denemeli alışveriş olmasının sebebi aslında eski videolarımız gibi olması. Hem ara ara gösteriyorduk hem deniyorduk. Hani bu süre zarfında, bu dönem boyunca aslında birazcık sizlerden anlayış bekliyorum. İzleyen takipçilerim zaten neden böyle yaptığımı az çok tahmin ediyor, biliyor. Hem sizden anlayış bekliyorum aslında, hem de ben birazcık sizlere anlayış gösteriyorum. Bu süreçte birbirimizi idare etmeyi umuyorum. YouTube'u da aslında çok boş bırakmak istemiyorum bu süre zarfında. Çünkü eskiden pazarımız oluyordu, videolarımız daha aktif oluyordu. Yine aktifliğimiz var ama hep denemeli alışveriş üzerine gidiyoruz şu an, mecburen o da. Bir de şöyle, neden artık tek mağazaya düşürdüm? Şimdi biz normalde 2-3 mağaza çekiyorduk, 2'ye düşürmüştük. Şu an sadece çekebildiğim aktif olarak alışveriş olarak denemeli alışveriş olduğu için, sürekli çekmek durumunda da kaldığım için ürünler hiçbir şekilde yenilenmeyecekti. Stokları yenilenmeyecekti, yeni ürünler gelmeyecekti. Size sürekli aynı ürünleri görmeye başlayacaktınız. Keza aynı ürünler de var zaten. Fakat ben onları hani az çok aklımda kalanları çekmedim. Elimden geldiğince çıkan yeni parçaları göstermeye çalışıyorum. Farklı ürünler göstermeye çalışıyorum. Ama tabii ki bu konuya da çok müdahil olamıyorum. Yani kısacası artık bir mağazaya düşürdük. Bu süreç bitene kadar birazcık böyle devam eder. Tabii bu süreç geçtikten sonra biz eski rutinlerimize döneriz. Pazar videolarımızı çekeriz. Farklı içerikler de çekeriz. En azından kanal biraz daha zenginleşir. Yine elimden geldiği kadar farklı içerikler de çekmeye çalışıyorum. Neyse, bu süreçler bitene kadar böyle devam ediyoruz. Ama yine başlığımız denemeli alışveriş konseptinde. Beni anlayacağınızı varsayıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.